Allahü min Şeytanı Rijim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammedin salavat. Koku ders 4. Dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öyle 1-2 koku tefekkürü dersti. Üçüncü ders Risale-i Nur'un. Risale-i Nur'daki koku. Bugün de gene Risale-i Nur. Risale-i Nur'daki koku nasıl geçiyor? O dün tam bitiremedik ya. Evet. Şimdi Erva-ı Tayyibe'ye falan gireceğiz abi. He, biraz girelim. Erva-ı Tayyibe'ye yine hemen buradan gireriz. Bir sözleri getirmeyeyim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Varlı 68 okumuştuk. Çok ilginçti. Sabri abinin mektubu da. Evet. Dimağındaki semri kokular. Ona epey girdik. Evet. Fazla girersek iyi olmuyor. Sözün güzellik kısalığındadır. Lazım olduğu zaman sistemi anlamlandırmak adına yani şunu kaçırmayacağız. Ciddi bir şey istiyorsan. 4 tane isim var. Evveluhu, ağacın kökündeki çekirdek. Hani anlattığın konu, merak ettiğin mevzu, onu bir bul. Evveluhu'yu bul. Ahiruhu, ağacı meyvesi. Yani mevzuyu, zahiruhu ağaç, batinu ağacın sistemi. İnsanda da böyle bu 4 tane ismin mevzunun evvelisini, ahirisini, zahirisini, batisini şey yaparsın, yakalarsın. Sende ne olur? Senin. Evveluhu sende nasıl olur? İnsanda da 4 tane sistem çalışıyor. 4 tane. Var yani sureti insanda. Kanuniyeti, hakikatin mahiyeti. Yani bu mevzu sureti nedir bende? Kanuniyeti nedir bende? Hakikati nedir bende? Mahiyeti nedir? Tamam mı? Nedir yani? O, dolayısıyla bu nasıl böyle tefekkürde konu açılıyor bundan dolayı? Diyoruz ki bu mevzunun sureti budur. Kanuniyeti şudur. Hakikati şudur. Mahiyeti şudur. Bu sefer payandası açılıyor. Nasıl soruyorlar? Nasıl buluyorsunuz yani bu kadar geniş çaplı bir tefekkür? Kardeşim, mesela diyor ki Barlat Müze, dimadaki semli kokular. Bunun sureti nedir? Dimadadır. Kanuniyeti nedir? Bende. Şeydedir. Kanuniyetler vicdanda, kalpte. Hakikati var ruhta. Mahiyeti var. En edinilen bir sistemde. Yani, şimdi bir şey eyleme dönüştürürsek, yani bu aslında bir şey anlatıyorum, konu değil ama çok çok önemli soru soruyor. Yani bu konuşmanın çeşitliliğini, payandasını, kolunu nasıl genişletiyorsunuz? Diyorum ki ben okuyorum. Bunun sureti nedir bu mevzunun? Kanuniyeti, yani bendeki istidat çekirdekleri var ya. Bil kuvvet çekirdek, bil fil ağaç. Yani kanuniyeti bende nedir? Mesela misal vereyim. Kudüs ismi, kainatı, sureti şudur. Bir tane kirli yaprak göremez. Ama evine bak, mutlaka kirli bir köşe var. Kainatta bir yerde kir yok. Yok ya. Yani. Sureti. Kanuniyeti nedir? Günahlar da manevi kirlerdendir. Anladın mı? Şimdi bende nedir diye. Peki hakikati nedir? O esmayı mevcudattan görüp sendeki o esmayı uyandırabilmektir. O esmayı mazariyet nispetinde kirlenmiyorsun. Kirlenmemeye dikkati, hassasiyetin oluyor. Mahiyeti nedir? Mahiyeti ruhsal bir yapıdır. Yani
Allah ile düşünmek onu. Allah varken hiçbir şey yoktu. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, nüminesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz, yani muacele. Allah dokunmadan, elini, çekiciyi, penseyi, tornavide kullanmadan. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ne satırına geldi. Bu tarzda bir tefekkür ettin, mahiyetine geçiyorsun. Suretine mevcudatta görüyorsun. Gördüğün şeyde sende kanuniyet olarak çekirdek ağaç oluyor. Sonra sende esmaya mazariyet oluyor. Hakikat. Sonra o oluyorsun. Mahiyet. Onun için bu nereden çıktı bu konuşmalar? Yani bu manaları nereden çıkartıyorsunuz? Burada. Soruyoruz. Bunun sureti nedir? Kanuniyeti nedir? Mesela şeytan. Sureti nedir? Kanuniyeti nedir şeytanın? Hakikati nedir şeytanın? Mahiyeti nedir şeytanın? Tamam mı? Mesela sureti aldatmaktır. Kanuniyeti bizdeki çekirdeklerin hareketlerinin inkişafıdır. Hakikati mudil esmasıdır. Mahiyeti Allahça sistemdir. Evet. Gördün mü? Dört tane. Ha şimdi koku da öyle. Şimdi dimağdaki 68 barla. Üstad onaylamış. Semli diyor. Dimağdaki semli kokular diyor. Semli. Yani zehirlenmiş bir dimağın dişe vuruşu da zehirler atan. Zehirler. Zehirliyor yani. Üstad diyor ki zehirli fikirleri diyor. Saraçoğlu'nun şeydi. Evet. Bağla 136, maruzatı ile nüsret ve futuatın gelmesi kokusunu alarak. Yani bazen de bu keşifler yapılıyor, keşifler. Mesela şu tarihte böyle bir insan çıkacak diyor. Gelecekte ustadan haber vermiş. Mesela nasıl veriyorlar? Kokuyla veriyorlar. Çünkü ayetin yok. Ustad diyor ki bu ayetin 35... Ya 38 ya 35. İşaret edeceğiz da geçiyor. Ya 35 ya 38. Diyor ki ayetin mana belagatının kokusunu almak. Ayetin kokusunu. Sahabeyle bir şey var ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir vahiy geliyor. Vahiy gelirken sahabe söylüyor ayetin devamını. Diyor ki bana da vahiy. Allah'ın seni halik. Bana da vahiy geldi diyor. Diyor belagatın kokusunu şey yapmış. Evet. İstişmam etti. Mesela bir şey gelmeden önce kendisi kokusu gelir. Sesi gelir, kokusu gelir, sonra sureti gelir, sonra kendisi gelir. Görüyor musun? Şeklin hedefi vardır. Şeklin hedefi vardır. Arkayı göremem. Kulağın ve burnun hedefi yoktur. Dilin de hedefi var. Buradan girer. Bunlar 360 derecede. Ben de bir operle var Almanya'dan aldım. Spiyer böyle hitap etmiyor. 360 derecede operle. Ha bu kadar bir şey. Ya, bu, kulakla burun da böyle. Kulak için işaret edeceğiz daha. Sari söylüyor. Direkt kalbe bağlıymış. Direkt kalbe. Kulaktan giren direkt kalbe gidiyormuş. Dimağ süzgecinden geçmiyor. Çok acayip. Sonra koku. Şimdi geliyoruz. Futuhat'ın gelmesini kokusunu almış. Ustad da hatırladın nasıl aldı diye örnek vermiştim dün akşam. Mısır'da Yusuf'un gömleğinin kokusunu alması gerekirken ne diyor diye hatırladın mı? Kokusunu işitti. İşitti. Koku işitilir mi? Ha, büyük zatlar da büyük zatların gelmesinin işitiyorlar kokusunu. Koku alınırken İşitme olarak kullanıyor. Barla 208'de, yani şey yapıyorum, geçeceğiz. Mukaddeme. He, mukaddeme. 80, 208'de ben, şey sen benden o zatın kokusunu hissediyorsun. Tamam mı? Peki, o zat kim? Mehdi. Mehdi. 163'te Barla'da diyor ki, ben Mehdi değilim diyor. Ondan sonra, Mehdi'den önce Mehdi Ali Resul var. Mehdi'ye yön veren. Mehdi talebedir. İşletim sisteminin başında olan.
işletim sistemini yazan, yani şöyle diyeyim, Fatih Sultan Mehdi olsa, Akşemseddin Mehdi Ali Resul'dur. Başka bir örnek vereyim, daha cazip. Harun Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın kardeşidir ve peygamberdir ama kitabı yoktur. Musa Aleyhisselam'ın kitabıyla hareket ediyor ki ona Nebi denilir. Kitap verilene de Resul denilir. Merkezde kim var? Musa mı Harun mu? Musa var. Ha. Musa Aleyhisselam'a kitap verilmiş. Kitap verilen Mehdilere Mehdi Ali Resul denilir. Çünkü vazifesi itibariyle 264 Emir Dağı'nda diyor ki 3 vazifesi var. İman, hayat, şeriat. İman hizmeti Mehdi'nin işi değil. Mehdi Ali Resul'ün. Sikitası Gaybe'de 9. sayfada Mehdi'den önce bizzat bir kadro bunu yapacak. Yani Mehdi camidir. Mehdi Ali Resul camidir. Halk avam olduğu için nasıl ki Sufyan'ı bilmiyorlar, Deccal'ı biliyorlar. Deccal. Oysa Sufyan daha tehlikeli. Bilmiyor. Mehdi Ali Resul daha camidir. İçinde Mehdi var. Talebesidir. Söylediğim zaman vay ustadı Mehdi demiyor. Sen Mehdi diyerek ustadı yücelttiğini mi zannediyorsun? Ustadı anlamadın ki sen. Ustad Mehdi Ali Resul'dur. Mehdi onun talebesidir. Barla da Sari söylüyor. Ben onun dümdarı ve piştarıyım diyor. Sen de diyor o zatın diyor, burada bak 208. O zatın kokusunu almışsın diyor. Bak o zatın. Ha o koku bende var çünkü o benim talebemdir diyor. Sistemin içinde. Hulasa ediyorum. Bunu konuşmuştuk. Evet. 283'te de ondandır ki sende yazılan şeylerden o acip kokusunu aldı. Şimdi bu da Risale-i Nur'u mesela mana gelmeden önce bir abiye, Ulus abiye, Refet abiye koku geliyor. O koku insanı düşündürüyor. Çözemiyor. Usta da mektup yazıyor soru. Mektubat vücuda geliyor. Öyle diyor ya. Mektubatın diyor vücuda gelmesi Refet'in Hulusi'nin sorularıyla diyor vücuda geldi diyor. Nasıl almışlar onu? Kokuyu almışlar. Belagatın kokusunu, ayetin kokusunu. 283'te diyor ki ondandır ki sende yazılan şeylerden o acayip koku okuyorsun. Bak sen kokuyu alınca kendimi güzel hissediyorum demiyor musun? Var da böyle. Şimdi bir koku aldın da bahçede böyle kendini hissediyorsun. Manayı da dürçününce senin kendini niye güzel hissediyorsun? Mananın da kokusu var. Ama biz kokuyu surete hapsettik. Kanuniyetini unuttuk. Suretin, kokunun sureti var. Kanuniyeti var, hakikati var. Mahiyeti var. Sureti bu. Menekşe, gül, insan, sır. Öyle mi? Kanuniyeti sende uyandırdıkları. Esması hangi esmaya ister? Oldu. Mesela Şamme, Kuvve-i Şamme. İki tane isim vardı dedik. Rahmet ve İhsan. Evet. Direkt bir kokuyla alakalı ben bir esmayı şey yapamadım. Bulamadım demiştiniz. Bulamadım daha. Ama şeyde söylüyor, 668 sözlerde kokunun içinde rahmet ve ihsan var diyor. Rahmet ve ihsan var. Rahmet. Kokunun içerisinde paketi koku. İhsan var diyor. Şimdi geldik bugün başlayacağımız yere. Barla 306 diyor ki onu bir açayım. Çünkü her cüzün diğerleriyle manen irtibatı vardır. Ama baştan alayım. Ben de diyorum ki, ey ihvan, Risale-i Nur'un bütün cüzlerinde öyle bir kuvvet var ki, yalnız birini dinlemeye, okumaya veya yazmaya muvaffak olan kimse, Allah tevfik verirse, Barla nedir biliyorsun değil mi? Barla iddialist bir dava adamının ruhunu inşa etme malzeme deposudur. Allah tevfik verirse imanını kurtaracak hakikatleri onda bulur.
Nerede Risale-i Nur'da? Çünkü her bir cüzün diğerleriyle manen irtibatları vardır. Kur'an'da cari olan kanun bunda da cari. Okuyana ve dinleyenlere sırran diyorlar ki her bir hakikat, bu okuduğun kitapta bizdeki hakikatların da uçları, kokuları, işaretleri var. Her bir lisandaki mevzuda genelin hakikatlarının uçları, kokuları, işaretleri varmış. Çünkü hani soruyorlar ya 11. şuada, bir hakikat imanı inkar edince genelini inkar etmek ne olsun? Mesela 6 iman esasını, 5'ini iman etsen, melekleri pek inanamıyorum desem hepsi gidiyor. Soru soruyor orada 11. meselede. Niçin bir tanesini inkar etmek, komplesini inkar etmek anlamına geliyor? Bak burada diyor ki, çünkü mesela bir esmayı ortadan kaldır. Ne olacak ya ben diğer 1000 tane esmayı kabul ettim, 1001 ismi, bir tanesini ettim. Bütünün bütünüdür her bir esma. Mesela kerimi neye benziyor? Benzemiyor da öyle değil. Güneş deyince alemimizde ne var? Isı, ışık, renk, şekil. 4 tane diyor değil mi? Şimdi ne olacak canım? Bir tanesini kaldıralım. Işığını söndürsen güneş olur mu? Işık nereden geliyor diyeceksin o zaman abi. Isısını kaldır. Olmaz. Rengini kaldır. Olmaz. Suretini kaldır. Olmaz. Tamam. Şimdi iman esasları da böyle bir bütündür. Mesela bir odunda ısı var, ışık var, renk var, duman var. Bir de şekil var. Değil mi şekil? 4 tane. Peki odundan dumanı kaldır. Şimdi bir tanesini kaldır. Şimdi odun deyince bu bütünsellik geliyor değil mi? Suretini kaldırsan odun, dumanını kaldırsan, ısısını, ışığını, 4 tane. Odun olur mu? İman esası da böyledir. Mesela insanda da insan insan yapar, zi hayattır, zi şuurdur, kanun emr, vücud haricidir. Çıkar bir tanesini, gitti. Ha, Risale-i Nur hakikatları da hepsi bütünlük içerisinde bir bütündür, tek bir şey. Bir tane oynatınca diğerlerine de gidiyor. Onun için her dersten her tarafa geçebiliyoruz. Esma'dan bir tane misal vereyim, tamam. Şimdi üçüncü sözde şöyle geçiyor. Şeden la ilahe illallah. Usta şöyle meal vermiş. Ben şehadet ederim ki Rezak sensin. Şifa veren sensin. Esayiriz. Yani diyorlar ki Seyda denen bir, Resul denen bir talebesi var. Seyda demiş, metne mi bakalım, senin konuşmana mı bakalım? Verdiği mane. Hiç uymuyor. Ustad o Allah'ı kaldırıyor. Eşeden la ilahe illallah'taki Allah yerine Rezak koyuyor. Ben şehadet ederim ki Rezak veren ondan başka yoktur. Hükmeden ondan başka yoktur. Anlamlarına geliyor. Yani ismi azam olduğu için ismi cami olduğu için Allah hepsini cem etmiş. Şimdi Risale'yi uzattım. Risale-i Nur her bir hakikati hakikatların ucu, hakikatların kokusu ve işareti var. Koku kullanıyor. Allah Resulü'nün bana 3 şey sevdirildi. 1- namaz. 3- kalbe mukabil kalp olan kadın kalbi ortaya şey koymuş. Koku. Bana 3 şey sevdirildi. Başka şey diyemez mi? Geç buraya 3 tane. Hakikatler uçları, işaretleri, ortada koku. Burada da orta. Doğuruyor. Dikkat edersen görürsün. Çalışırsan anlarsın. Cüz ihtiyarını bu emre sevk edersen Allah da muvaffakiyet verir. Bulur ve bilebilirsin. Bunu. Tek tek okuyacaksın. Gazete gibi okumayacaksın. Gazete gibi ne demek biliyor musun? Dırırt dırırt okumak değil ha. Ne anlıyorsun sen gazeteyi? Öyle bir göz geçmek abi. Değil. Gazete gibi okumak, izlemek değil. Göz gezdirmek değil. Gazete harici bilgiyi verir. Sen gazete okurken hiç haberin var mı senin? Sen kendi haberin var mı? Sen bugün bindin, bugün tişört giydin. Bugün banka soymuşsun falan. Vesene. Niye? Hep harici anlamak için okunur gazete. Kim ne yaptı, ne dedi, ne oldu? Ha, Risale-i Nur gazete gibi değil. Harici değil, kendini okumak için okur. Yeni bir şey daha öğrendik abi. Evet.
Hani gazete demek harici haber. Kendi haberini oku. Kendini oku demektir Risale-i Nur. Gazete gibi okumayın, o. Bir de bir tanesini vardı da böyle söylediğim zaman şaşırdı. Dedim ki bir tane de var antika. Emirdan da diyor ki hocalarla uğraşmayın. Ne anlıyorsun? Yani açık ifade yani böyle açık gözüküyor. Yani. Kavga etmeyin değil mi? Evet. Yani uğraşmayın. Ben başka bir şey de anlıyorum. Bu sureti budur. Boşuna uğraşmayın. Pek bir şey olmaz bunlar. Bir de öyle diyorsunuz ya. Evet. O vakada budur. Enaniyettir. Evet. Enaniyet bırakmıyor. Daire-i Nur'da kaç tane vakıf var İmam Hatip'te? Bir bak bakayım. İlahiyatta zaten pek yok. Yok gibi evet. Aman aman yok gibi. Hep böyle seni beni meslekte mezunuz. Bırakmıyor. Şey demiş ki... Genelde eğitimciler var. Eğitimciler çok. Eğitimciler çoktur. Ben de eğitimciyim. Şimdi şey diyor ki... bir profesör var ilahiyat kurucularından. Bunun bir sözü var. Programı vermişler ilahiyatı. Ozan Devlet bunu okutacaksın. O demiş ki... Çok meşhur bir profesör var ya. Tabii çok eski. 60'lar. Demek ki bu programla... Alim yetişmez, alimleri tenkitçiler yetişmesi için de bu program. Neyse. Koku'ya girelim abi. Koku. Bazen tenürsek duruyoruz. Şimdi Bar'la 306'yı okuduk. Şimdi Kastamonu 76'ya gelelim. Risale-i Nur'da. Hulusi Salis imzasıyla emniyetli ve beni çok... mesrur eden ve küçük lütfünün bir varisi olan bir zatın. Küçük lütfünün bir varisi olan bir zat. İsim yok. Risale-i Nur'a kıymetli hizmeti ve tesahübünü sahiplenmesini beyan eden bir mektubunu aldım. Hizmeti varmış, sahiplenmiş. O zat kimdir? Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Ne kadar alakadar değil mi? Adam hizmeti sahiplenmiş. Bir nurcunun en büyük heyecanı nedir? Hani rüyası. Nurların birisini tanıtmak, dava adamı yapmak. Evet. Onunla iftihar eder ve onunla belki de ahirete gurur duyar. Ondan daha mühim ne var biliyor musun? Bir olmayan bir kişiyi nurcu yapmaktan daha mühimdir. Var olan nurcuyu nurculukta aktif canlı yapmak. Evet. Tutmak. Çünkü o ihtimaldir, bu vakadır. Sen niye yapacaktın o yeni bir tane tanışıp da Nurcu? Aktif olsun diye. Adam aktif. Yani demek ki atalet, betalet, ülfet belasına düçar olmuş, kenarda itilmiş. O bu tenkit etmiş, şefki kırılmış, durmuş orada. Onun şefkine benzin koymak, aktif etmek. O zaten işi biliyor. Sevip şey vereceksin, bırak artık. Şimdi bak nasıl sevip çıkmış, görüyor musun? Ne dersler çıkartıyor. Ben çok selam ve dua ile onu tebrik ediyorum. Niye diyorsun ustadım? Hizmete tesavvüp etmiş. Böyle ders yapacağız, ustad sevmeyecek. Hemen biz hemen nurculuktan atıyoruz. Bir hata mı yaptı? Hemen at. Usta da geliyor, talebesi. Rüştü diye bir talebesi. Şapka kafasında. Çıkart demiyor. Hafız Ali abi diyor ki ustadım diyor şapkale geliyor rüştü diyor. Niçin çıkart demiyorsun? Külliyat demiyor mu diyor ona. Evet. Hani var ya bir ayet. Cevabı sizi rahatsız edecek soruları sormayın. Demek ki güç o kadar diyor. Mecbur hissediyor kendisi. Devletten korkuyor. Herkes her aynı meşrepte olmaz. Ama usta şöyle diyor. Dışarıya atmayın diyor. İçeride koruyor. Hatasından dolayı atma. Eğer atıyorsan sen zaten önceden atılman lazım. Çünkü senin de bir sürü kusurun var. Gül ve nur fabrikaları ve mübarekler başta olarak mum kardeşlerime birer birer selam ediyorum. Aleyküm selam. Öyle oluyor. Bu memleketi tenvir eden ve cennet kokularıyla, bu çok önemli bir yere, hocanıza üstten aldım. Bu memleketi tenvir eden, nurlandırıyor dersi bu hizmete koşturanlar. Ne yapıyorlar bunlar? Cennet kokularıyla rayyalandıran,
o fabrikaları. Her bir ders, her bir nur talebesi köyde, nayesinde fabrikadır. Ne yapıyormuş? Cennet rayalarını veriyormuş. Cennet kokuları. Mesela kokuyu ben bir tane sana misal dersi dinliyorsun veya kitap okuyorsun, tefekkür ediyorsun. Böyle bir hal olmuyor. Bu koku da var içinde. Hariç olmadığı için koku, duman kokusu, çiçek kokusu, bu kokuyu koku zannetmiyoruz. Tefekkürde koku da var. Tefekkürün, tefekkür ettiğin anda zevki olmuyor. Şu anda rahat değil misin? Gayet güzelim abi şu an. O koku var orada. Kafamda güzel. Bak, aynen öyle kafa bulduk var ya. Şu anda güzel görüyorsun. Çünkü Allah diyor ya, güzel görmek sevaptır. Güzel nedir? Allah'ın dediği güzel. Bak göz, göz. Şu an güzel kokluyorsun, güzel tadını alıyorsun, güzel duyuyorsun. Bu bütünsellikten dolayı cennet rayası gibi, cennet haleti var. Cennete kokuyor. Ne yapacaksın? Maşt. Ha, cennet kokularıyla rayalandıran o fabrikaları Cenab-ı Hak muvaffak ve daim eyle. Aslında ne demesi lazım? Cennetin hakikatleriyle, esmanın meratipleriyle. Öyle demiyor. Cennetin rayaları gibiymiş. Çalı, dersler. Fabrika Cenab-ı Hak muvaffak ve daim eylesin. Amin. Ne derler biliyor musun? Mecazdır kardeşim. Tamam, doğrudur. Doğrudur. Sureti doğrudur. İtiraz etmeyeceksin. Sakın. Bir tanesi dese ki, ya bunlar ne yapmaya zorluyorsun manayla? Manayı zorlamıyoruz kardeşim. Bu böyle. Sarihattan gidiyoruz. İnsan sadece bedenden ibaretse konuşalım bunlar. Konuşmayalım bunlar abi. Tabii. Mesela şey diyecek ki, bu mecazdır. Her şey mecaza hamletmek. Hangi mezheptir? Batini mezhep. Batini mezhep. Her şeyi zahire hamletmek, zahiri mezheptir. Öyle değil mi? Zahir ve batını birden bakabilmek ehli sünnettir. Ehli sünnettir. Ha, peki her şeyin nesi var? Evveli var, ahirisi var, zahirisi var, batınısı var. Her şey ona hamletmiş. Mesela belagatın kokusu. Ya burada diyor ince manalar. Belagatın kokusu demeyecekti. Belagatın manası diyecekti. Seni anladın. Belagatın kokusu, belagatın ince manası diyorsun diye tevil ediyorsa ben de her şeyi sariye mi yapıyor? Hayır. Yani kendinden koku almak, hakikatin kokuları ya, kokulu uzakta diyor ki, Cenab-ı Hak daim eylesin, amin. Biz burada onların parlak nurları ile ve şirin güzel kokuları ile alimin bekanın rayasını istişmam ediyoruz. Peki onlar hizmet edince, mesela Yozgat'ta hizmet ediliyor. Senin burada, Allah Allah, ne güzel bir koku. Yani bir rahatlama var. İnsan rahatlatan ya gözdür, ya sestir, ya burundur, ya dildir, ya dokunmadır. Öyle değil mi? Evet. Usta da diyor ki, biz burada onların parlak nurları ile ve şirin güzel kokuları ile alim-i bekanın rayyasını istişmam ediyoruz. İstişmam? Şamme dedik, koklama. Koklama, kokluyoruz. Allah Allah. Kokluyoruz. Oradaki hizmet, burada bir rahatlama. Rahatlamanın içerisinde 6-7 tane duygu var. Göz, burun, ağız, kulak, el, sevk ve şefk. İki tane de o. Alim-i beka, demek hizmet. Alemi bekaya, alemi şehadete koridor açıp, yol açıp onu burada ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Bu sefer lezzet alıyoruz. Mesela ona bir delil, ağaçlara, dağlara baktığın zaman, ağaçlara, dağlara baktığın zaman başka mana anlıyorsun. Avam gibi anlamıyorsun. Adam armut anlıyor, adam kereste anlıyor, adam gölge olsun diyor bu ağaç. Ama bir nur talebesi, bir ağacı alim gibi Allah'a tarif ediyor ağaç. Onu anlıyor, kitap yazıyor. Öyle değil mi? Şimdi hizmet edilme nispetinde, alakadar ve şuurun nispetinde herkes o kokuyu alıyor. Hangi?
alemi bekayı alemi şehadette ifade olması adına üstü açılıyor. Kokular veriyor. Peki herkes alır mı bu kokuyu? Hayır. Mesela şu anda radyo çalıyor mu şu anda? Çalıyor. Şu an, yok yok. Şu anda var mı? Şu anda yok. Ne ses yok? Radyo musun? Radyo yok. Açsak çalar mı? Sinyali tanımlayacak bir cihazımız yok yani. Yok. Şu anda radyo açsak çalar. Demek ki fert radyo gibidir. Hizmeti alakadarlığı nispetinde radyo çalıyor. Yozgat'taki hizmet burada çalıyor. Ahiretteki şey burada çalıyor. Ölünün hukuku diyor. Dilinin hukuku gibidir. Mirası, vasiyeti, hatta mezarına basamaz. Adamın üzerine basamadığın gibi. Mezarına da basamaz. Görüyor musun? Yani oraya dökmetmiş buradaki hukuk. Ay. Görüyor musun? Ama TC işte öldüm mü? Bitti adamım. TC'de böyle kanun var mı? Hiç duydurma. Mezarlıklara basmak 6 ayda başlıyor. Ama dinde var. Diyor ki canlı bir insanın rızası olmadan üzerine bassan hakarettir. Yani şahsiyetin şey, dilinin hukuku neyse, ölünün de dirisi odur, mezarına basamaz. Peki başkasını söyleyeyim. Hürmeten. Başının ucunda okuma diyor. Ayakların, eğer alimsen, o okuduğun kişi caizse, başının önünde oturabilirsin. Ondan sonra şimdi diyor ki ayağın orada dur. Ayağın orada dur. Alimse yatan. Evet. Yani seviyeliyse. Ya mezar işte adam görüyor mu? Ya nerede durursan dur da istersen üzerine otur. Demiyor. Ama zahirde öyle değil değil mi? Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? O kadar zahir hapsolmuşuz ki. Zahir neyse o. Dünyayı dünya cihetiyle görürsen uygun davranamazsın. Ahiret hesabına burada davranırsan şeklin, ölçülerin değişir. Kavramların değişir. Hak hukuk değişir. Mesela misal verdim. Ölüye basarsın. Ne var? Kim var orada? Hayır diyor. Basma. Ayaklarında dur diyor. Selam ver. Cuma günü görürsen diyor, o seni görür. Mesela şimdi gittik askerliğe. Pazartesi. Görmek istiyorum. Göstermezler. Pazar gün geleceğiz. Ziyaret saat. Hastaneye gittin. Saat değil. Mezarlıkta da öyle. Sen gider okursun ama o seni görmez. Cuma günü görürsün. Musade ediliyorlar. Görüşme saat o saat. O da dibe gitmemişse. Yani şu, burası ahiretin üzerindeki tenteneli perdedir. O zaman biz hizmete tesahüp, sahiplenmek, tefekkür, fikir, gayret, ibadet, o nispette insan, onun üstü açılıyor. Ahiretin üstü açılıyor. Anladın mı? Şimdi geçelim şeye. Kastamonu 140'ta geçelim. Bak. Bu defa Kahraman Tahir'i umumunuzun namına gördüm. Kastamonu ne anlatıyordu? Emirdağ ne anlatıyordu? Biliyorsun Kastamonu ucuların. Tabi diş dünyamızın. Yap yapma de, deme. Git gitme. Emirdağ ise içsel alemimizdeki birbirine çatışan çelişen duygu, his ve fikirlerin istikametini kıblesine koymak. Yarıyor Emirdağ. Barla idealist bir ruhun inşası için kullanılacak malzeme deposudur. Kastamonu şimdi. Bu defa Kahraman Tahir'i umumunuzun namına gördüm ve onda bir Lütfü, bir Hafız Ali, bir Hüsrev, bir Said. Fakat genç Said. Müşahede etti. Yalan der mi? Kim? Tahir'i. Tahir abinin ne özelliği varmış biliyor musun? Çok takvalı olduğunu duydum abi. Çok takvalıdır. Çok. Bir de ne yapmış biliyor musun? Risale basılacakmış, makine gerekiyormuş. Evini satmış. Teksir. Neyini satmış biliyor musun? Evini satmış. Evini satmış. Köyündeki evini, bir on varmış. Nereye gittiğini bilmiyorum daha. Demek ki dershane mi? Evini satmış, makine almış.
Bir de kendisi kullanmıyor. Gidip teslim etmiş Hafız Ali abiye. Görüyor musun abim? Ne ayette var değil mi? Meali. Allah'ın mescitlerine, camilerine, yani dershaneleri var ya. Mescitler de mescit. Allah'a anılan yer. Ancak Allah'a iman edenler inşa eder, ihya eder. Peki ne demek istiyorum biliyor musun? Dershanelere sahip çıkanın ayet-i kerime teminatıdır. İmanlı olduğuna. Allah söylüyor. Ancak Allah'a iman edenler yaparmış. Peki yapmayanlar? Ben Allah'ın teminatı şu anda yok. Orayı da onlar düşünsün abi. Benim meselem değil o. Bak Tahir abi aşırı aşırı derken takvalıydı. Biz takvasızlığımızdan ona aşırı takvalı diyoruz. Hayır o takvalıydı. Aşırı değilmiş. Normal oluydu. biz anormalız. Peki tamam onu anladık. Cenab-ı Hakk'a çok şükrettim. Tahir'i verdi diye Allah. Bu defa onun kokusunu alıp, herkesin bir kokusu varmış. Onun kokusunu alıp, o daha gelmeden benim yanıma gelen komiser ve tahari adamları münasebetiyle benden talebeler tarafından sual edilen bir mesele belki size de bir faydası var diye gönderildi. Zındığın da kokusunu almış, Tahir'in almış. İkisini kıyas ediyor. Tarihe gelen memurun kokusu da var. Yani, istihbaratçılar o zaman tarih memurudur demek ki. Evet, menfisi ve müsbeti. Evet. Ama bu menfi. Demek buradan niçin aldım ben bunu? Herkesin bir kokusu var. Herkesin bir kokusu var. Dediğim şeyi düşünmüştüğümüz abi, böyle kokunun belli bir ayna, alana yayılıp kalması. İçlerinde en dar olan bu. Mesela sesle daha uzağa ulaşabiliyorsun ama kokun kısa bir alanda, böyle yaklaşman gerekiyor kokusunu duyman için. Bu suret. Ama kokuyu nereden almış? Cennetin kokusunu buradan almış. Cennetin sesini almamış. Ruhun letafetinden kaynaklanıyor zaten. Yani zahir olduğu için kalptekiler kulakla giriyor ya, ses evet. Kulakla. Koku ruha bakıyor. Bak cennetin diyor, kokularını alıyoruz diyor. Tesahübünüz. Hizmete sahip çıkanda cennet kokuları yayılıyormuş. Yani o anda var ya, o anda hizmet ederken cennetin üstü açılıyor. Koku ama böyle bir şey yok. Evet. Yani mekansız mekan. Koku koridor açıyor. Biz kendimizi tanımlayamadığımız için üstadın ne dediğini anlayamıyoruz abi. Evet. Yani böyle, neyle tanıyacaksın üstadın dediğini ki? Yani ruhen bir koku duymamışız ya da duysak bile farkında değiliz yani. Değiliz. O yüzden zor oluyor meseleyi anlamak. Mesela anneler anlar bebeklerini, diğer çocuklardan ayırır kokusunu. Evet. Sesinden anlar niye ağladığını. Altı mı kirli, karnı mı aç? Veya ağrısı mı var? Anlar. Sesinden. Kokuyla beslenir anne. Mesela hayvanlar yavrularını kokuyla bulur. Evet. 1000 tane koyunu gelsin akşam üzeri şeye, ahırına. 1000 tane yavru var. Hepsini yavrusunu kabul et. Allak bullak olur. Birkaç dakika sonra herkes yavrusunu, yavru tanesini bulmuş ve susmuştur. Sen bulmaya çalış. Kimin yavrusu diyemez. Yok. Kendi koyununu bir daha ayıramıyorsun ki, diğerinden boyuyorsun abi sırtını. Sor, evet. Peki nasıl ayırıyor? Kokuyla. Koku çok acayip bir şey. Mesela ruhsaldır. Ruha açılan bir koridordur. Cennetin üstüne bak. Cennetin seslerini duyuyoruz demiyor. Tahir'in sesini var arada. Hafız Ali arkamda mı diyor. Dua ederken amin duydum diyor. Ama kokusu da geliyor. Kokuyu partiküllere, maddenin, evet, maddeden evet, uçan parçalar hamle ettik. Öyle. Kişi
o alemin kokusu demek, hakikatının inkişafıdır. Biraz da gideyim. 76 diye 144 müydü? Bakayım, bir de bakayım. Buraya 144 okudum. Emirdağ 1.56'yı okuyalım. 156. Emirdağ 1. Ne varmış burada? Diyor ki, milliyetini, memleketini candan seven, teninde, kanında, teninde, gir içeriye, kanında, Kürtlük, Arnavutluk, Boşnaklı kanı kokusu olmayan, Erzurum'un eski milletvekillerinden bacağı kesik yeşil oğlu Mehmet Salih. Yani zahirde olanların ölçüsü nedir? Zahirdeki ölçülerden bir tanesi milliyetçiliktir. Evet. Milliyetçiliğin kadar ümmetçi değilsin. Ümmetçiliğin kadar milliyetçi değilsin. Anladın mı? Anladım. Ne kadar ümmetçiysen o kadar milliyetçi değilsin. Çünkü Allah Resulü üç şeyi ayağımın altına aldı diyor. Veda hutbesinde. Birisinin tembelliği, ikincisi birbirinize hakaret etmeyi, üç fakirliği mi diyor? Demiyor. Bir, menfi milliyetçiliği. İki, faizi. Üç, menfi milliyetçiliği. Faiz. Faiz, kan davası. Peki, iyi dinle şimdi ama. Allah Resulü'nün ayağının altına aldığı şeyi sen hortlattırıp insanların başının üstüne getirirsen Allah Resulü'ne savaş açmış olmuyor musun? Evet. El İslamiyet'in asabiyeti cahili. İslamiyet, asi cahiliye dönemi olan asabiyeti, yani milliyetçiliği kaldırmış. Onu kaldırdığını sen canlı tutuyorsun. Ve hangi sıraya koymuş? Kan davası ne kadar büyük? Faiz ne kadar büyük? Menfi milliyetçilik aynı. Aynı şey. Yani dedi ya, ben dedi, üç şey sevdirildi. Namaz, kalbime mukabil, kadın kalbi kadın, koku. Söyleyeyim abi, içimde kalmaz. Namaz değil de o salat olabilir mi acaba? Salat yani. Salat. Biz tecrübe etmişiz sen namaz diye. Salat, kadın, koku. Bağlayan. En zahirde, evet. Kadın, batında. Evet. Yine kalbine mukabil kalp. Salat. İkisi arasındaki koridor. Koku tuhaf ya. Şöyle bir tuhaf düşünüyorum. Ses de öyle. Hiç ses veya koku yaratılmamış olduğunu düşün. Hiç yaratılmamış. Hiç yaratılmamış. Kabul et. Allah yapmamış. Bunun böyle eksikliğini, böyle bir şeyin olabileceğini, olması gerektiğini hatırımıza gelir mi? Yok. Gelmez. Şimdi münazarat 32'yi açıyorum. Damar bir şey gelecek gibi sanki abi. Evet. Zaman-ı saadette bir inkılab-ı azime-i dini vücuda geldi. Zaman-ı saadette. Asr-ı saadette. Bütün ezhanı, bütün zihinleri noktayı dine çevirdiğinden, din merkezli yorumlamaya, bütün muhabbet ve adaveti o noktada toplayıp muhabbet ve adavet ederlerdi. Yani el-hubbu fillah vel-buzu fillah. Ölçü buydu. Ona ölçü bir hadis söyleyeyim. Kütüb sitede var. Ey İsa diyor. Onun şahsını hepimize. Ey İsa. Göktekiler kadar ibadet. Yerdekiler kadar ibadet. Etsen de benim düşmanıma dost. Dostuma düşman olsan ey Musa, ey İsa, seni cennetime koymam, cehennemde tazip eder. Ubudiyeti ne kadar? Semadakiler kadar, yerdekiler kadar ibadet etsen, benim düşmanıma dost olma. Yoksa azap ederim diyor. Azap ederim. Ulul Azm Peygamber. Sen ben nerede kaldık? Bak,
Ne diyor? Ölçü şuydu. Senin dostluğunu düşmanın din belirliyor. Asıl saadet de onun için asıl saadet. Çünkü dostu düşmanı kim belirliyormuş? Bütün muhabbet ve adaveti o noktada toplayıp muhabbet ve adavet ederlerdi. Din. Din ölçü olur. Onun için gayrimüslimlere olan muhabbetten nifak kokusu geliyordu. Bir insanın çok doğru konuşuyor, namaz da kılıyor. Diyorsun ki vallahi ferasetinle bu adamın seri bir adam olmadığını. Bir gariplik var diyorsun değil mi? Bu koku bir parçası, o ferasetin bir parçası kokudur. Koku surete ne olur? Çiçeğe, menekşeye, şuna buna, Ahmet'e, Mehmet'e, Fatma'ya şey değil ya. Koku bu değil yani. Bu kokunun suretidir. Bak. Devam ediyor. Daha gelmedi. Onun için gayrimüslimlere olan muhabbetten nifak anlayışı, hissi diyebilirdi. Kokusu geliyordu. Lakin şimdi alemdeki bir inkılab azime-i medeniye diye devam ediyor. Yani nifakın da kokusu var. Ne demek buna bak? Münafıklığın. Ruhsal ruhun dışa vuruşu. Aklın dışa vuruşu değil münafıklık. Namaz kılıyor. Doğru şeyler söylüyor akıl. Herkes doğru yerde, yanlış yerde değil. Kalp. Peki münafık ruhta, ruhta sorun. Ahlak şey olarak tam nerede abi merkezi? Ahlak ruhtadır. Ruhtadır. Huluklar, huylar, huyların cemidir. Ahlak? Ahlak dersi yaptınız ben hatırlıyorum geçmişte evet. De. Huyların, hulukların cemidir. Ruhsaldır. Her şey değişir. Huy değişmiyor. Ahlak değişmez ama ahlakın yönü değişir. Muhabbet değişmez ama muhabbetin yönü böyleyken böyle olur. Ruhan ona münasebet hissetmek ortak ahlaksızlığınız olduğundan kaynaklıyoruz o zaman abi. Bir de söyle ne? Ruhen birisine münasebet hissetmek içinizde. Böyle birisine. Mesela münafa bir münasebet hissetmek ikinizin ortak bir ahlak bozukluğundan. Aynen. Mesela çöpe aynı şey, koku oradan geliyor. Oradan geliyor. Ona ters gelmiyor. Mesela mukaddesi çöpe atsan. Naylonu çekmez, kağıdı çekmez, odanı çekmez. Demir çeker. Demir çeker. Hani her şey kendi tipindendir. Mesela dağlara baktığın zaman çakal çakalla, domuz domuzla, kuş kuşla, tavşan tavşanla yani arkadaş dolaşıyor. Bu ahlakı nasıl düzelteceğin üzerine bir ders yapacak mısın abi? Düşünüyor musun? Yani gece yapmışım bir parçasını hep derim yani. Ahlakı nasıl düzelteceksin? Düzgün olanlara dolaşmak yani. Bir parça oydu da gerçi. Evet. Yani İmam-ı Rabbani sözüdür. İyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olun. Peki başka ne var? Tabii iyi. Çünkü ahlak da eğitilen bir şeydir. Eğitilim. Mesela ahlakınızı düzeltin deniyor mu? Demek ki eğitilebilir. Mesela ben buyum, beni böyle kabul edeyim, öfkesi var, gadabı var eser. Hayır, öyle değilsin. Öyle kabul ediyorsun kendini. Ben düzelemem, beni böyle kabul edin. Mutlusun halinden. He? Halinden mutlusun. Hayır, olmaz. Beni böyle kabul edin. Hayır, hayır. Allah diyor mu öyle? Bel kazimine gayze vel afinanin nas. Gayzınızı yutun. İnsanları affedin. Sen diyorsun ki ben insanları affedemiyorum. Yapamayacağım bir şey mi teklif ediyor? Teklifim alay takımı var. Ha, demek ki o değil. Şimdi bunu da geçtik. Yani ruhu anlatmak için ben buraya geçtim. Evet. Güzel gidiyor. Acayip bir şey bu. Emir daha 1, 121. O ne? O ne? Emir daha 1, 121. Şimdi çok ilginç bir yer. Bakayım. Bak diyor ki nasıl geçiyor? Rahiyasından
çıksam yine ben ne bulamadım? Kokarak. Tamam. Her dem kokarak, her dem kokarak hem o güzel rayyasından çıksam yine ben alemi fani tasasından. Nur güllerin açsın yine miskler gibi tütsün. Sinemde bu can bülbülü tevhid ile örtsün. Diyor ki yazdım. Kokuyla çıkmak istiyor abi. Kokuyla çıkmak istiyor. Harika. O kokuyu almak istiyor. Alem fani deyim diyor. Çıkışı kokuyla olacak. İlk mısrası çok orijinal abi. Bak, her dem kokarak... Şiir kimin abi? Hasan Feyzi abi. Hasan Feyzi abi. Yakışır. Normal bir adam işte. Bu konuda. Allah Allah. Her dem kokarak hem o güzel rayyasından rayya. Evet. Hem kokuyu istiyor? Rayyasını. Çıksan yine bak kokuyu yazsan bulamazsın rayya. Rayya. Rayya çok acayip bir tabir. Lugata bakarsan kokudur. Evet. Peki koku rayya ise koku ne? Koku nedir? Koku bize bakan yöndür, mastardır. Rayya onun içinde olan. Onun içinde olan. Hem dem kokarak, dem neydi? Zaman. Dem. Kan. Kan değil abi, dem zaman manası da var. Bu da zaman manasında kullanıyor. Öyle mi? Peki. Her dem, her zaman manasında. Demin üç anlamı var. Birisi. Üç anlamı var. Biri zamandır, biri kandır. Bir şey daha vardı, unuttum. Üç anlam olduğunu. Vakit, evet, an. Diyor ki, hem evet dem kokarak, kokarak, hem o güzel rayyasından, doğru. Demin o kan değil, zaman. Çıksam yine ben alemi fani tasasından, evet. Nur güllerin atsın yine misler gibi tütsün. Sinemde bu can bülbülü tevhid ile ötsün. Ne yazmışım? Hem dem kokarak hem o güzel rayyasından. Çıksam yine ben alemi fani tasasından. Nur güllerin atsın yine misler gibi tütsün. Sinemde bu can bülbülü tevhid. Aynısını yazmışım, şey yapmamışım. Burada da mesela diyor ki 29. sözde Allah ruhaniler yaratıyormuş. Nardan, nurdan, zulmetten, ateşten, tumadan, rayyadan yaratıyormuş. Hocam hatırlat. Evet, evet. Mesela bir evde pis var. Oraya melek gelmez. O pis kokan şeyin müekkeli melek değildir. Ervah habisidir. Güzel şeylerin kokusu da güzel olduğu için ruhanileri de güzeldir. Ervah-ı Tayyip'e, Revah-ı Tayyip'e hoşlanır. Ervah-ı Habise, Revah-ı Habise'ye hoşlanır. O zaman bu noktadan iyi bak şimdi. Tarihçe israf etmiyor Üstad. Diyor ki, elbisesini diyor kirlenmeden değiştirirdi diyor. O zaman çamaşır makinesi yok ki niye yıkatsın? İsraf değil. Ve bu kadar basit bir şey niye yazıyorlar? Elbisesini... Sürekli yazıyorlar hem de. Bundan bahsediyorlar yani. Çok sık bahsediliyor Üstad'ın bundan. Bu hassasiyet. Ama bunun niçinini bilmiyoruz biliyor musun? Evet. Temizlikten anlıyoruz. Çünkü manevi temizlik demiş. O
O koridordur ya, o cinste melek olmuyor. Erva Habibi mesela üzerine pis kokan bir insanın devamlı. Pislik için. Erva Tayyip'e gelmez ona. Şöyle misal vereyim. Şuraya odaya şey koy, çiçek. Aç kapıyı, arı gelir. Koy pislik, sinek gelir. Sen hiç güle sinek konduğunu gördün mü? Ben hiç görmedim ömrümde. Arı konduğunu hiç gördün değil mi? Evet. Sen insan pisliğine veya gübreye arı konduğunu gördün mü? Yok. Görmedim. Ha. O zaman ruhaniler koku cinsindendir. İyi bir kanun söylüyorum sana. Adam teri pis kokuyor. Erva Tayyip'e zor gelir. Parfüm peki nedir? Kimyasaldır. Çoğunlukla etil alkoldur. Haram. Haram kokunun üzerine taktı mesela kafana şey var mı sende? Yok tabii değil mi? Sen normal ıslaklıktır. Saç çölesi mi abi? He. Yok abi ben gençliğimde de sevmezdim ya. He çok Nur talebesi olmadan önce de sevmezdim. Nur talebesinin olmaz da ama çok canlı durduğu için dedim. He. Şimdi ıslak gibi duruyor. Soruyorum. Şimdi Erva Tayyip'e Revai Tayyip'e hoşlanır. Erva Habise, Revai Habise'den hoşlanır. Şimdi üzerinize parmu sıktınız, kafana bilmem ne sürdü. Peki yağ içinde haram varsa maddenin, ne oluyor biliyor musun? Deriden nüfuz eder. Derin nüfuzun dışında o cinsten habis ruhlar gelir. Kendini nasıl mutlu hissedeceksin ki? Kafanda mutlu hissedeceksin. Ama kafanda sarmış Erva Habise. Burada. Mesela sinekler uçuşmuş. Bal sürsen. Buraya karınca ve sinek uçuşmaz mı? Peki kafanda sinek ve karınca uçuşsa sen o kafada mutlu olur musun? Haramı sardın. Mekkel melekesi olur mu? Evet. Görüyor musun abim? Hataları. Cinayeti görüyor musun? Ne işin var o kokulara? Caminin kapılarında koku satılıyor. Hemen ne alıyorsun kapıyı? Kimyasal o. Evet. Git hakikisini al. Hakikisin caminin kapısına satılmaz ki. Darmadağın etmişiz her şeyimizi. Bak bir tane sarıyor diyorum. Ya çok ağır. Seni tanıdım. Niye beni arıyorsun? Abi işte ben sana demedim ki dedim. Her gün Risale 10 dakika oku, Hizbul Kur'an oku. Tamam düzelmiştim de bıraktım. Allah zaten hastalığı niye okusun diye vermiş. Adam şimdi onu okudu düzeldi psikolojisi. Bıraktı. 3 ay sonra aynı eskisi gibi daha beter olmuş. Yani ben dedim meşgul olamam sen. 2 kelam et. Hayır. Ben sana söyledim. Bunu okuyunca düzeleceksin ama düzelince şeytan diyecek ki gerek yok bırak. Zannettin ki bu böyle devam edecek. Peki şimdi okursan düzelir misin? Eskide gayretinin 2-3 katını verirsen belki. Çünkü o tahribatı önlemek için biraz önce okudukların miktarı yetmez şimdi. Peki mektubat 523. Mektubat 523. Çok ilginçtir o da. Bak. 523. Ne diyor biliyor musun? Bakayım nerede? Mehmet Kayalar diyor. Allah rahmet etsin. Aynı benim Fıtrat'taymış. Ben o Fıtrat. Öyle adama giydiriyormuş. Deccala. Rana rengin güle benzer. Bak. Rana parlak. Ben metni okuyayım sana. Anladım yazdım. Rana rengin güle benzer. Rev üfürür kokun eser. Ufkumuzda oldun seher. Tam aram bir tan gibi. Adamların anladığını anlamak şöyle dursun. Anladığını anlatan metnini değil, uslubunu bile anlamıyoruz. Onlarla böyle çalışacağız. Ne anladığımı yazayım. Latif parlak rengin güle benzer.
hani insana iç huzur veren rüzgar gibi koku neser? Ufkumuzda oldun seher, yani devamlı bizi canlı tutan, seherde olan o halet var ya, evet. O okşayan vesaire. Sabahın serinliği. Evet. Tam ağıran bir takip. Devamlı dünyamızda yeni doğmuş bir güneş gibiyiz. Evet. Şefkimiz canlıdır. Garip. Burada diyor ki Rana rengi güle benzer, rev üfürür koku neser. Allah Allah. İnsana iç huzur veren. Tamamen hissetmiş abi ya. Hissetmiş. Kokusuyla, şeyine, letafetiyle çok daralmış demek ki. Böyle üstad birden şey olunca. O öyle bir daralan bir insanın Risale-i Nur görünce, aylarca susamış bir insan Mâ-i Zemzem görse, evet. Nasıl saldırır? Tam şey olmuş böyle, çok kararan gecenin sabahı tez olur derler ya. Ve nurlu olur. Nurlu olmuş. Yani böyle güneş doğmasındaki o sabah serinlikte ne hissediyorsa, mana aleminde aynısını yaşamış. Yaşamış Risale-i Nur'u görerek. O sabah, geceler uzun, soğuk, kış, fırtına ama ilk bahar da sabah doğan bir güneş gibi. Kış kalktı, yaz geldi, fırtına kalktı, nesimi bir rüzgar oldu. Gecen kalktı, nur oldu. Risale-i Nur aynı bize böyle oldu. Ümitlenmiş abi ya, umudu tükenmiş. İken. Yani. İnsanı canlı tutan umuttur, biliyor musun? Umut. Evet. İnsanı öldüren de yeistir. Ümidinin kaybolması. Umudunun kaybolması yeist değildir. Yeist işten çökmektir. Evet. Vay be. Vay anam vay. Vay be. Bunlar görünce, bunlar nur yoldaşlarımız. Lemalar 82 yaş. Bak. Bu çok önemli. Buradan girelim. Mutafi maddelerin koku ya bozulsa, bak mesela nasıl ki iyi kanuneti sıralıyor. Evet. Kokuyu bundan anlayacağız. Nasıl ki süt ve yoğurt bozulsa yine yenebilir. Süt ve yoğurt öz değil. Ya bozulsa öz olduğu için yenilmez. Bazen zehir olur, zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan yağ gibi. Eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Ne alameti nedir? O adam bozukluğunu herkes kendisi ölçsün. Mutafi maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Yani sinek gidip de güle konmaz. Bozulmuş, kokmuş. Tahafun etmiş. Tahafun etmiş pisliklere ondan lezzet alıyormuş. Tahafun etmiş maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi veya kanuna bak. Isırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılan gibi. İki, dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder ve zulmü zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Şeytanın sıfatı bu. Nedir o? Girerler, bitireyim. Evet, cinli şeytan vücuduna katı bir delil, insi şeytan vücududur. Şeytanın içsel yapısı nedir? Bir, mutafin kokuşmuş maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibidir. İki, ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılan gibidir. Dalalet bataklığındaki şer ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder. Üç etti. Zulmün zulümatından, zararlarından, cinayetlerinden lezzet alan gibidir. Dört. Şeytan. Şehvi yakada bir ahliye gibi sanki böyle. Evet, gördün mü? Dört. Şeytanın sıfatı şeyde çok güzel anlatıyor. 15. sözde.
8 tane madde var. 8 tane. Çok acayip. Konu o değil ya. Şimdi şeye geçelim. Sözler 645. Bak Sözler 645. Bu işte Tayyip'e yazayım da. Bunu yazınca bir tanesi demiş ki bunlar siyasetle mi alakadar dedi. Bir tanesi Tayyip yazdık ya. Tayyip'e böyle adamlar var. Subhane Rabbiyel Azim deyip buradan Subhane Rabbiyel Ala demekle zevalda münezzeh kusurda müberra Rabb-i Alasına takdis etmek. Bak sonra teşehhüd edip oturup bütün mahlukatın tayyibat-ı mübarekelerini ve salavat-ı tayyibelerini kendi hesabına. Salavat-ı tayyibelerini. Tayyip. Niye Tayyip diyor abi kullanıyor acaba? Salavat salavattır yani. Evet. Tayyip. Güzel koku ya. Evet. Salavatın kokusu mu? Evet. Sözler şu anlar 740'ta da bak ne diyor. Bak. Sözlere tekrar geçeceğim de şu anlar 740'ı geç bak. Diyor ki Tayyip koku ya güzel şey. İsmi Adl ve ismi Hakem'in tecellisiyle ve adalet ve mizani ile ve intizam ve hikmetiyle dünya tamir edilir, tarihten kurtulur. İkinci nusa ile o iki kısmın rahiyayı tayyibesiyle ve çok hoş kokularıyla dünya güzel kokular alır. Dünya nereye benzer diyor? Atlar dükkanı gibi rayya-i tayyibe verir. Daha çok üç aylarında olur. Kokular. Yani böyle kafadan, kalpten, ruhtan çıkan müsbet efkârı dışarıya koku verir. Dalga verir. Onu koklayan da etkilenir. Nasıl oluyor? Oluyor. Radyo dalgası gibi. Evet. Şimdi gelelim şeye. Sözler'deki 353. Diyor ki, çünkü onlar nurdan, bak öyle de şuradan alayım. Demek ki o hizmetkarların mükafatı hizmetlerinin içindedir. Nasıl ki insan su, hava, ziya ve gıda ile takaddi edip telezzüz eder. Öyle de melekler zikir ve tesbih ve hamd ve ibadet ve marifet ve muhabbetin envariyle takaddi edip telezzüz ediyorlar. Onların ibadeti. O zaman sen ibadet eskiden olsaydı hemen sana geliyorlar. Onların gıdası sende ya. Mesela ben namazı tek başıma kılarken Türkçesi şöyle diyorum. Ya Rab imam oldum. Bana tabi olan kadın ve erkeğe de imam olmaya. Çünkü ben öyle deyince bana tabi oluyorlar. Cinlerin, Müslümanlara, kadınlara, erkeklere. Öyle değil. Yani. Ki ediyorlar. Onların camileri olmadığı için onların camisi bizim camimiz. Böyle bir Müslüman namaz kıldım arkasına onların fıkhında insanlara tabi olup namazlar oluyor. Mesela bu memlekette yaşayan cinler, Müslüman cinler, onlar da namaz vakti ya, peygamberimiz onların da peygamberi ya, evet. Kur'an da onların ya, namaz da farz, hemen böyle sana itaat ediyor, ittiba ediyor, seninle namaz kılıyor. Sana ilhamlar ediyor. Seni koruyor gücü kadar. Neyse, niye dedim?
Çünkü öyle de melekler ve onun cinsleri zikirden, tesbihten, hamdden, ibadetten, marifetten, muhabbetten, bunların envariyle takat edip telezzüt ediyor. Muhabbette melek yaratılıyormuş. Sen böyle namaz kılarken hareket ediyorum ya, hareket ediyorum. O hareket realiteye, nefs-ül emirde temsil eden melaikedir. Böyle hareket ederken harcanan enerji donuyor, melek oluyor. Çünkü onlar nurdan mahluk oldukları için gıdaları nur kafidir. Hatta nura yakın olan, iyi dinle, nura yakın olan rayyay tayibe dahi onların bir nevi gıdalarıdır. Ki ondan hoşlanıyorlar. Evet, erva tayibe, erva iyi ruhlar, revay-i tayibeyi sever. Peki neye girdim ben bunu? Şimdi erva habisi insanı sıkıntıya sokuyor. Harici sebepler ortadan kalktır. Temiz giyinmeye çalış. Necasetten dikkat et, necisten dikkat et. Vesvese yapma yani, ikide bir silmedi ama evini öyle tavaf etmesin. Kokuşmasın. Tuvaletin, banyo, aseten temiz olsun. Yatağın vesaire. Mesela çamaşırları yerde sağda solda atma. Allah Resulü'nün hadisi var. Mecmuatul Adab'da diyor. Nasıl soyunacak? Soyunduğun zaman da atmayın diyor. Besmele ile katlayın. Besmele ile as. Yani o cinste melekler geliyor. Ruhaniler geliyor. O koku. Şimdi nardan, nurdan, zulmetten, rayyadan, karanlıktan, şundan, daha ileride de var. 300 küsur, 29 şeyde de var. Orada karanlıktan da diyor. Ruhani yaratılıyor. Gece karanlık değil. Gece alemi karanlık istila etti diyor. Biz geceyi karanlık biliyoruz. Gece alemi başka, gündüz alemi başka. Ha, karanlık o gecenin üzerini boyamış. Onun için her gece karanlık gördüğümüz için gece karanlık zannediyoruz. Ayrı şey o. Mesela bir insan, hiç insan vücudunu görmese, ben hep beyaz giysem derim zannedecek bu gömleği. Beyazdır der. Hasan, insan derisi beyazdır. Burada keselim. Burada keselim. Yani Risale'nin orada koku neydi? Elhamdülillah. Kaba taslak ana temalarıyla bir şeyler inşallah şey yaptığımız en azından. Patlıcan kokusu geliyor. Patlıcan kokusu geliyor. Bak aleminde hangi patlıcan biliyor musun? Bu patlıcan kokusuyla seni en çok etkileyen, en çok hoşuna giden bir patlıcan mekanına götürdü seni. Evet. Taşıdı beni. Ve elini aldım seçtiğin bir patlıcana veya yediğin bir patlıcan sofrası. Hayalin gücünde. Vahir devahım. Enilhamdülillah Rabbil alemin el-Fatiha. Allah'a emanet olun.